Başım döndü. Yeter artık, otur da söyle ne diyorlar. Mor'daki isyanı vahşet ve kanla bastırdığınızı yazmış. Vahşet ve kanmış. Melunlar. Huzur içinde kardeşçe yaşayan ahaliyi kışkırtıp fesat çıkardılar. Yüzlerce Müslümanı öldürdüler. Kılıç kından çıktığı gibi girmez. Ya kanla ıslanır ya da gözyaşıyla. Başka ne diyor? İsyanın bastırılmasında Mısır valisi Kavalan'ın muazzam payı vardır diyor. O nasıl lakırdı öyle? Kavalalı Mehmet Ali Paşa benim kulum. Muazzam payı var da ne demek? Ben her ne emredersem onu yerine getirmek zorunda. Tabii muhakkak. Korktun mu sen? Yok canım. Suratın kireç gibi oldu ama. Anlaşılan sana boşuna güvercin demiyorlar. Size kadar geldi demek güvercinle kirdisi. Peki görecekler güvercini. Öyle her kuşun eti yenmez. Ne kadar da lezzetli bir lokum. Bilirim lokuma pek düşkünsündür Ambera. Muhittin Efendi hususi olarak yapmış da yollamış bunları. Keşke sen de yiyebilsen. Sultanım, zinhar söyleyemem hünkârımızın yanında kimin olduğunu. Aman kim bilecek bana söylediğini? Aramızda sır olarak kalacak. Hadi Ambera, yorma beni. Madem öyle... Kuburum, kuburum. Ambera, ne diyorsun sen? Kuburum, kuburum. Hani var ya... Kuburum. Kuş ya, o kuş. Ne kuşu Amber? Sen iyice tırlattın. Güvercin. Oh, söyledim. Lokumlar benim hakkımdır. Gülizar Kalfa. Buyurun sultanım. Ne zırvaladı bu şimdi? Ben de anlamadım. Ben as odaya gidiyorum. Şu havadis de Paris'le alakalı, doğru mu? Evet. Başlığı anlıyorum. Lakin muhteviyatını tam idrak edemiyorum. Bir fikrim var. Bana da Frenkçe öğreteceksin. Tabii, şeref duyarım. Ancak saklı kalmak şartıyla. Sebep? Koskoca cihan hükümdarı Mahmut Han bir hatundan ders alıyor, dedirtemem kimseye. Bir hatundan ders almanın nesi fenaymış? Olacak iş var, olmayacak iş var. Yakışık almaz. İşte o kadar. Oh, o vakit siz de benden ders almazsınız. Olur biter. Burada emirleri ben veririm. Saklı kalacak diyorsam öyle olacak. Kabul etmiyorum. Her emrinizi dinleyecek cariyelerinizden biri değilim ben. Tahammülümün de sınırları var anne. Benim sabrımı taşırma. O vakit müsaadenizle. Sana çekilebilirsin demedim. Şimdi çıkabilirsin. Hayret yani. Güvercin, güvercin nereye beni bekle? Hünkârım. Hayırdır Hoşyar? Nereye böyle?
Ben hava almak için çıkmıştım hünkârım. Alabildin mi bari? Aldım hünkârım. Hayırlı geceler. Hasbinallah, kalbim duracak koşmaktan. Ya hatun, az beklesene. Yahu al, meraktan çatlayacağım. Anlatsana, ne oldu içeride? Elin kör oldu Amber Ağa. Ne olacak? Hiçbir şey olmadı elbette. Nasıl hiçbir şey? Hiçbir şey işte. Sen bu güzellikle, tazelikle anca muallime olarak kal. Kimmiş Gülizar Kalfa? Sultanım, bütün haremi sordum, soruşturdum. Lakin kimse gece hünkârımızın yanında hangi hatunun olduğunu bilmiyor. Kim bu hatun? Sultanım, söyledim ya, kimse bilmiyor kim olduğunu. Çekilebilirsin Gülizar Kalfa. Allah Allah. Ne kadar uzun sürdü bu ders. Kimdir bu yeni muallime Amber Ağa? Bir güzel hatun ki sormayın. Akıllı da. Lakin hırçın biraz. Bunca vakitte ilk defa bir muallime görüyorum. Şimdilik muallime. Lakin o hatunun vaziyeti her an değişebilir. Benden söylemesi. Amber dediği dersiniz. Yazıklarım olsun. Benim dilim neler der. Bana müsaade. Otur Amber Ağa, otur. Ben de tam sana lokum ikram edecektim. Lakin bir insan evladının zafiyetiyle bu kadar oynanmaz ki. Anlat Amber Ağa. Aman. Şimdi şöyle oldu. Hünkârımız dün gece muallimeyi odasına çağırdı. Aralarında neler olduğunu bilemem. Lakin Hofiyar Sultan hünkârımızı göremeyince köpürdü, köpürdü. Ay hoşlar vay. Demek sana da bir rakip çıktı. Aa, ne yapıyorsun? Çocuklar zorladı beni. Pek yoruldum. Hiç yatma, hadi vakit yok, hazırlan hemen. Gene ne var? Bu haremde hareket hiç bitmiyor. Fasıl var hatunlar arasında. Yok yok yok, ben gelmeyeceğim. Bak, haremde pek sevilen bir hatun değilsin zaten. Gelmezsen iyice göze batarsın. Hadi. Hadi. Nasıllar? Malum, sık sık görüyorsun. Afiyet demem. Ya. Gülizar, kimdir bu hatun? Anna Hatun, muallimeymiş. Demek yeni muallime bu kız. Pek taze, pek güzelmiş. Değil mi Hoşyar? Ya, daha evvel kendisine rastladım. Lakin sohbet imkanı olmamıştı. Gülizar Kalfa, çağır da gelsin. Bir hasbihal edelim. Anna Hatun, Hoşyar Sultan senin yanına ister. Ha, peki tabii. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar. Ben de çocukların valideleriyle tanışmayı çok arzu ediyordum. Abdülhamit pek yorgun geldi dersten. Belli ki tesir etmişsin şimdiden. Teveccühün sultanım. Zamanla çocuklarla birbirimize daha da alışacağız. Bir ihtiyacın, bir arzun olursa haberim olsun. Zira hünkârımıza seninle bizzat alakadar olacağıma söz verdim. Alakanız için çok teşekkür ederim. Bu muallime pek doğru bir lakap takmışlar. Beyazlar içinde sahiden de bir güvercin gibi olmuş. Güvercin mi? Hünkârımız belli ki bu akşam da muallimeyi görecek. Kasım'a çıktıklarına göre. Boşar, saltanatın sandığından da kısa sürdü. Aşıkcan, bunca yıldır beni hiç tanıyamamışsın. Kendimi bir muallime parçasıyla kıyaslamam dahi. Benim saltanatım daha yeni başlıyor. Oradaki isyanı bastırdık. Lakin şimdilik Frankler ve İngilizler oradaki asileri destek verdiği müddetçe vaziyet durulmayacaktır. İsyanda ele geçirdiğimiz silahlar söz konusu olunca her iki ülkede Rusları suçluyor. Rusya'yla bir harbe girmemiz için can atıyorlardı ondan. Böylelikle hem biz hem de Rusya'yı zayıflatacaklar. Akdeniz ısındı Namık Paşa. Süreyya Paşa'nın donanmasına takviye göndermek. Sen bu temenni işini pek sevdin bakıyorum. Görüyor musun Namık Paşa? Kullarım ne kadar da hürmetkar. Ayağım takıldı. Ne vakittir bizi dinliyorsunuz? Yok. Ne hadimi? Odada kimse yok mu? Ben balkona geldim. Ayağım takılınca da... Muallimemiz biraz sakardır Namık Paşa. Kusuruna bakma. Neyse. Bu kadar siyaset yetişir. Ben müsaadenizi isteyeyim o vakit. Hayırlı geceler. Buyurun. Beni emretmişsiniz. Hayırdır? Ne bu surat? Haklısınız. Siz ferman buyurmadan suratımı da asmamam icap eder. Niyetim seni incitmek değildi. Ben pek aşina değilim emir olmaya. Ben de senin gibi hırçın ve inatçı bir hatuna aşina değilim. Artık bir orta yol bulacağız. Hı? Hünkârım, merakımı mazur görün. Kimdir bu giden paşa? Benden pek haz etmedi. Korkma. Namık bana çok düşkün olduğu için etrafımdaki herkesi iyice bir tartar. Kolay itimat etmez. Zamanla birbirinizi tanıdıkça seversiniz. O da senin gibi pek çok ülke görmüş. Ufku geniş biridir. Her ne kadar kendi kabul etmese de pek iyi bir kalbi vardır. Sarayda beraber büyüdük. Ailemden görürüm onu. Senin ailen nerede? Kardeşlerin var mı? Benim bir tek babam var hayatta. Her şeyden üstündür bendeki sevgisi. Yüzün soldu birden. Babanın bir derdi mi var? Yok, hiçbir derdi yok. Üşüdün. İçeri girelim. Gülizar Kalfa. O hatunu bu sarayda görmek istemiyorum. Ara, tara,
Mutlaka bir açığını bul. İmparator Charles'la ilgili bir havadis veriyor. Lakin burayı anlayamadım. İmparatorun katıldığı davette vals yaptığını yazıyor. Vals. Raks yani. Kulların içinde mi raks etmiş? Evet. İmparatorçeyle mi? Bir düşesle. Hem de başka bir hatunla. Evet, ne var ki bunda? Olmaz öyle şey. Neden olmazmış? Bir hatun ve bir erkeğin bu kadar yakınlaşması münasip değildi ondan. Erkeğin niçin? Çünkü hatun anın tesiriyle erkeğe kapılabilir. Of, işte tam şarkılı gibi konuştunuz. Garpta bir hatun ve bir erkek dostça dans edebilir. Bunda art niyet aranmaz. Şimdi müsaadenizle göstermek isterim. Peki. Göster bakalım. Siz garplılar mı haklısınız yoksa biz şarkılar mı? Haklı olduğumu göreceksiniz. Lakin ikaz etmedi deme. Elinizi buraya koymanız icap eder. Böyle mi? Evet. Şimdi bir, iki, üç ritmiyle yapacağız. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Gülnihal gibi. Lakin tahminimde de yanılmadığımı gördüm. Hangi mevzuda? Baksana. Gözlerime bakamıyorsun. Kabul et. Bu dans sana tesir etti. Ne? Ne tesiri? Niye tesirisin ki? Sadece başım dondu bir an diyorum. Tamam, celallenme hemen. Dediğin gibi olsun. Dediğim gibi zaten. Tabii siz çalışmışsınız bütün hatunların teveccühüne. Lakin ben diğerlerine benzemem. Ona ne şüphe? Müsaadenizle şimdi çekilebilir miyim? Elbette. Hünkârım. Anna. Buyurun. Kapı bu tarafta. Ha. Elbette. Tesir etmiş. Yok daha nedir? Ne sanırsın kendin? Amira. Sen beni mi takip ediyorsun? Yok, ne takibi? Ben de o tarafa gidiyordum. Şeyde işim vardı. Hı hı, neydi? Kız güvercin, yanakların kıpkırmızı olmuş. Bu sefer de bir şey olmadı de. Küt diye düşüp bayılayım şurada. Yanağımın falan kızardı, yok. Son defa söylüyorum. Hünkârla aramızda zannettiğin gibi bir münasebet yok. Hiçbir vakitte olmayacak.